Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Bu videoda belediye binası 10 için araştırıp bulduğum en güzel köy düzenlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videonun güzelliği şurada olacak arkadaşlar. 5-6 tane düzen inceleyeceğiz ve incelediğimiz her düzen için açıklamaya bir link bırakacağım. Ve siz de o linke tıklayarak tek bir tuşla kendi köyünüze bu düzenlerden bir tanesini, istediğiniz bir tanesini anında entegre edebileceksiniz. Evet, isterseniz şimdi direkt köy düzenlerine geçelim. Birinci düzenimizde belediye binası sol alt köşeye yakın konumlandırılmış. Etrafında da 4 tane gizli Tesla ile gayet güzel bir şekilde desteklenmiş. Aynı zamanda 2 tane X yayını da yine belediye binasına yakın köşede bırakmış. Büyücü kulesi, top ve okçu kulesi ile beraber de yani belediye binasını savunmak için aslında yapması gereken ne varsa yapmış bu köşede. Bir tane de güdümlü hava mayınımız var burada hava saldırılarına karşı. Onun haricinde bakıyorum 2 tane cehennem kulesini şöyle gördüğünüz üzere şu şekilde konumlandırmış. 2 tane dikdörtgen duvar arasının tam ortasına güzel bir şekilde konumlandırılmış. Bir tane X yayı da burada. O da kara iksir deposunu koruyor. Yayık bir düzen. Yayılı düzenleri her zaman severim. Neden severim? Ben şahsen yaptığım saldırılarda çoğu zaman hava saldırıları yapıyorum. Ejderha saldırıları yapıyorum. Tazı balon saldırıları yapıyorum. Ondan sonra elektro ejderha saldırıları yapıyorum. Ve hava savunmalarında karşıma çıkan en büyük olumsuzluk köyün yayılı bir düzen halinde çıkması. Yani her köy aslında bütün saldırılara karşı maksimum korumayı sağlayamaz. Kimi düzenler hava saldırılarına karşı başarılı savunur. Kimi düzenler ise karadan gelen saldırılara karşı başarılı savunma kabiliyeti sağlar. İşte olay biraz da şansa bakıyor. Tabi şans faktörünün olması da oyunu güzel yapan farklı etkenlerden bir tanesi. Şimdi buraya baktığımda güçlü gördüğüm yerler dediğim gibi belediye binasının gayet güzel bir şekilde korunuyor olması. Burada iskelet tuzakları da var. Bunları da bir tanesini kara bir tanesini de hava yapabiliriz aslında. Aynen öyle mi yapmış? Bir bakıyorum. Aynen bir tanesi kara bir tanesi hava. Aklın yolu bir işte arkadaşlar. Hem karadan hem havadan gelen birliklere karşı ikisine karşı da iskelet tuzağı kullanılabiliyor. Gözüme çarpan bir şey kara iksir deposu. Yani kara iksir deposunun köşeye yakın olması kara iksirinizi almak isteyen rakiplerinize karşı bir zayıflık oluşturuyor bence. Aslında bunu kendinize göre de şekillendirebilirsiniz. Mesela klan kalesi ile efendime söyleyeyim kara iksir deposunun yerini değiştirebilirsiniz. Bu sefer de nasıl bir zayıflık ortaya çıkar? Rakip şuradan bir okçu bırakarak ya da bir barbar bırakarak direkt klan kalenizi çıkartabilir ve klan kalenizin içindeki askerleri elimine edebilir. Dediğim gibi yani her düzenin pozitif yönleri vardır, negatif yönleri vardır. Benim izleyenlerden ricam şu, özellikle oyunda tecrübesi olan kişiler bu köy hakkında, bu köy düzeni hakkında bize fikirlerini paylaşırsa yorumlar kısmında çok memnun olurum. İşte şurası şöyle olsa daha güzel olur, burası böyle olmasaydı daha iyi olurdu şeklinde. Evet arkadaşlar, birinci köy düzenimiz bu şekildeydi. Bunun dediğim gibi linkini açıklamaya bırakıyorum. Tek bir tıkla kendi köyünüze entegre edebilirsiniz. İsterseniz şimdi ikinci düzenimize geçelim. İkinci köy düzenimizle sizlerle beraberiz. Belediye binasını köyün tam merkezine yerleştirmiş. Bir tarafına kara iksir deposunu, diğer tarafına da klan kalesini yerleştirmiş. Gördüğünüz üzere X yayları iki tane X yayı gayet güzel bir şekilde belediye binasını kapsıyor. Üçüncü X yanını da sağ köşeye koymuş ama biliyorsunuz belediye binası 10'da 4 tane X yayı yok. 3 tane X yayı var. Dolayısıyla belediye binasının bu sol tarafı X yayı desteği açısından eksik kalıyor. Onun yerini de kraliçe ile doldurmuş. Yani bir kraliçe isabet puanı olarak X yayının yerini tutamaz ama en azından gelen saldırılara karşı da bu cepheden belediye binasını gayet güzel bir şekilde savunabilir. Rakibin gözünü korkutabilir. Şimdi bakmak istediğim diğer şey hava savunmaları. Hava savunmaları da 4 tane hava savunmamız belediye binasını tam olarak kapsamıyor sanırım. Aynen biraz daha dışa dönük. Mesela şuradan baktığım zaman şuradan gelen bir saldırıyı bu hava savunması karşılayamaz. Daha içeri almak da pek mümkün gözükmüyor. Tabii dediğim gibi her köy düzeninin kendi içinde avantajları dezavantajları vardır. Ben şahsen hava savunmasının en azından iki tanesinin etki alanının içerisinde belediye binasının olmasını
isterim doğrusu. Dolayısıyla bu benim çok fazla tercih edeceğim bir düzen değil. Ama zamanında da belediye binası ondayken bu düzeni kullanıyordum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Birinci düzeninden haberim yoktu açıkçası. Denk gelmemiştim. Eğer birinci düzeni bilseydim onu kullanırdım. Ama bu da gayet güzel bir düzen. Hatta ben şöyle size bir duvar dizilimini de göstermek istiyorum. Şuradan sadece duvarları görüntüle diyelim. Yani gördüğünüz gibi gayet güzel de planlanmış. Güzel dizayn edilmiş. Kullanılabilir bir düzen. Ama mesela bir belediye binası 11 ikinci seviye elektro ejderha saldırısında çok da fazla şansınız olmaz. Neden? Şu hava savunmasıyla şu hava savunmasını 4 tane yıldırım büyüsüyle indirdikten sonra elektro ejderhaları, büyük koruyucuyu varsa bir de yanına tokmağını bıraktığı zaman bu köyü dümdüz eder arkadaşlar. 3 yıldız alır çıkar. Dolayısıyla ben yayılı düzen tercihimde kararlıyım. Ama dediğim gibi bu da güzel kullanılabilir bir düzen. Cehennem kulelerine baktığımda bir tanesi teklide, diğeri çokluda. Çoklu karadan gelen askerlere daha büyük sıkıntı çıkartıyor. İşte büyücülerdir, valkürlerdir, binicilerdir. Tekli cehennem kulesi ise ejderin, elektro ejderin, tazının, balonun canına okuyor arkadaşlar. Ben mesela elektro ejderha saldırısı yaptığımda cehennem kuleleri tekli ise hiç dalmıyorum o köy arkadaşlar. Ciddi sıkıntı çıkıyor. Onun haricinde gözüme çarpan bir şey olur mu diye bakıyorum. 4 tane büyücü kulemiz eksene simetrik bir şekilde yerleştirilmiş. Gayet güzel. Okçu kuleleri de yine dış cepheden yerleştirilmiş. Sanırım bütün okçular dışarıda. Bakın bu içeride mesela. Yani siz kendinize göre de tabi yorumlayıp kendinize göre bir düzen belirleyebilirsiniz. Bu da ikinci köy düzenimiz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun da linkini ikinci köy düzeni şeklinde açıklama kısmına bırakacağım. Bu köye sahip olmak isteyenler, köy düzenine sahip olmak isteyenler linke tıklamaları yeter. Yalnızca mobilde gerçekleşiyor bu. PC'den denemeyin. PC'den deneyince emülatör üzerinden düzeni alamıyorsunuz arkadaşlar. Mobilde gayet rahat bir şekilde alabiliyorsunuz diyelim ve 3. köy düzenimize geçelim. 3. köy düzenimizle devam ediyoruz arkadaşlar. 3. köy düzenimizde yine bir belediye binası tam merkeze yerleştirilmiş. Üstünde direkt klan kalesi ve diğer 3 köşesinde de X yayı desteğiyle beraber muazzam bir koruma sağlıyor. Bir tane hava patlayıcısı burada, bir tanesi de burada. Yani aslında bu şunu demek istiyor. Kenarları bir şekilde temizlersin ama diyor belediye binama yaklaşma diyor. Yani muhtemelen kupa kasmak için geliştirilen bir düzen. Hemen hava savunmalarına bakıyorum. Hava savunmaları yine belediye binasını tam olarak kapsamıyor ne yazık ki. Benim için en büyük zayıflıklardan bir tanesi bu. Bakın bu hava savunması hiçbir şekilde görmüyor bile. Yani bir belediye binasına gelen saldırıyı hiçbir şekilde engelleyemez. Diğerine bakıyorum. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Evet. Yani hava savunmaları açısından bence zayıf bir köy. Ben hava savunmalarının çok dışarıda kalması taraftarı değilim. Biraz daha içerilerde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Köylere bakarken, internetten araştırırken bu köy gözüme çarptı ve beni en çok etkileyen şeyler şu topların etrafındaki duvarlar oldu arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Ben mi abartıyorum? Benim çok hoşuma gitti. Hatta şuradan bir bakalım. Duvarları bir görüntüle diyelim. Yani çok güzel bir şekilde tasarlanmış bence. Tam olarak simetrik değil. Şu üstteki duvarlar artmış muhtemelen. Yani biraz daha uğraşılsa aslında daha simetrik bir sistemde elde edilebilir. Ama çok da önemli değil yani. Evet bu şekilde. Şöyle biraz daha bakalım. Köyü biraz daha inceleyelim. Neler var diye bakıyorum. Gizli Tesla'ların yeri de önemli. Gizli Tesla'lar da yine belediye binasının bölgesinin içerisinde. Büyücü kuleleri sağ üst ve sol alt tarafta konumlandırılmış. Toplar ve okçu kuleleri de bu şekilde. Yani aslında güzel bir düzen ama yine aklım direkt hava saldırılarına gidiyor arkadaşlar. Yani burası ejderlerle bile hedef olabilir. Yani kolay lokma olabilir. Ben yine yayık düzen taraftarıyım diyelim ve 4. düzenimize doğru yola koyulalım arkadaşlar. Sırada 4. köy düzenimiz var. Yine belediye binası tam merkeze yerleştirilmiş. Hemen yanına kara iksir deposuyla klan kalesi konulmuş. Şimdi klan kalesine tıkladığımda bakınız nereden gelirse gelsin duvarları aşmadan klan kalesinin içerisindeki askerler çıkmıyor. Bu bir avantajdır. Bir kere bunu bir koyalım kenara. Onun yanında kara iksir deposu da gayet güzel bir şekilde korunuyor. Biliyorsunuz kara iksir oyunda çok kıymetli. Özellikle altın bilet falan almıyorsanız kara iksir kasmakta gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kahramanları yükseltmek adına. Dolayısıyla kara iksir deposunun korunması önemli. Burada da gayet güzel bir şekilde korunmuş.
4 tane gizli Tesla da belediye binasının 4 köşesinde güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Hiç aman vermeden savunacaklardır. Direkt X yaylarına gidiyor gözüm. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Belediye binasının 3 köşesine bir duvardan sonra tabii X yaylarını yerleştirmiş. 2 ve 3.'sü de burada. 4.'sünün yerine de bir X yayı yerine Cehennem Kulesi koymayı tercih etmiş. Çünkü zaten istese de koyamaz. Belediye binası 10'da sadece ve sadece 3 tane X yayımız var. Peki diğer Cehennem Kulesi nerede? Asıl soru o. Şu anda gözüm onu arıyor. Bir tanesi burada, tamam. Diğeri nerede? Göremiyorum bir türlü. Evet, göremiyorum. Şaka gibi. Arıyoruz, arıyoruz. Neredesin, neredesin? Haydi Cehennem Kulesi, yorma bizi. Bulamıyorum arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Heh, buldum. Şuradaymış. Aynen. Bir tanesi burada. Çoklu'da. Bir tanesi de burada. O da Çoklu'da. Yani karadan gelen birimler için sıkıntı çıkartırlar ama iki tane Cehennem Kulesi de belediye binasını doğru düzgün bir şekilde koruyamıyor. Bu da köyün eksikliklerinden birisi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu da 4. köy düzenimizdi. Bunun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Bu köye sahip olmak isteyenler açıklamadaki linke tıklayabilirler. Şimdi son ve 5. köy düzenimize geçelim. Evet arkadaşlar, sırada son düzenimiz 5. belediye binası 10 için köy düzenimiz var. Yine belediye binası tam merkeze yerleştirilmiş. İlk bakışta gözüme çarpan şey direkt hava patlatıcıları. Hava patlatıcıları belediye binasının direkt bitişiğinde arkadaşlar. Aralarında duvar bile yok. Bu belediye binasına doğru gelen hava birimlerine karşı muazzam bir koruma sağlayacaktır. Aynı zamanda çok güçlü bir savunma olan cehennem kuleleri de direkt belediye binasının alanının içerisinde. Gizli testalardan 3 tanesi burada ama 4.'sünü sanırım başka bir yere koymuş. Buna şaşırdım. Evet, 4. gizli testamız da buradaymış. Aynen, şimdi gördüm. Şöyle şuraya koymuş. Enteresan bir tercih. Bir tane X'yi koymayı tercih etmiş. Aslında bakacak olursanız mantıklı. Evet, mantıklı. Gördüğünüz gibi şurada da bir katman var ve içi tamamen boş. Havadan, karadan gelen birliklere karşı muazzam bir oyalama taktiğidir arkadaşlar. Şu duvarı kıracak, ondan sonra tekrar bunu kıracak. Ondan sonra savunmaları yıkıp belediye binasına ancak ulaşabilecek. Tabii hava saldırılarına karşı bu boşluğun çok da fazla bir önemi yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu düzende bu şekilde bakıyorum. Hava savunmaları yine dışarıya yerleştirilmiş. Yine benim pek fazla tercih etmediğim bir şey. Yani bir kraliçe yürüyüşüyle bu hava savunmalarda en az 2 tanesi rahat bir şekilde gidebilir yani. Hani kraliçeyi şu köşeden bıraksanız şifacılarla beraber ya bunu ya da bunu çok rahat bir şekilde alır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bir elektro bıraksanız bir tane buzlamayla beraber ikinci seviye elektro 2 vuruşta hava savunmasını indirir ve köyü hava saldırılarına karşı savunmasız bırakır. Benim favorim 1. köy düzeniydi arkadaşlar. Videonun ilk başında paylaştığım köy düzeniydi. Lütfen siz de en beğendiğiniz köy düzenini yazın. Benim eksikliklerim muhakkak vardır. Atladığım şeyler muhakkak vardır. Hatta yanlış düşündüğüm yerler de olabilir. Bunu yorumlar kısmında güzel bir şekilde yazarsanız oturup karşılıklı tartışırız diyorum. Bu videonun da sonuna geliyorum. Böyle videoların devamını çekeceğim arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Eğer bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.